Vav Televizyonu'na hoş geldiniz. İki mısra arasında bu hafta da sizlerleyiz. Edebiyata, sanata ve şiire dair konuşuyoruz. Bugün Türk Edebiyatı'nda yıllardır süregelen ve çokça tartışılan bir meseleden, eleştiriden bahsedeceğiz. Farklı adlandırmalara ve isimlendirmelere maruz kalsa da yıllar içinde ortak bir eleştiri anlayışı oluşturabildik mi? Nasıl bir yol kat ettik? Bugün bu konuları, meseleleri konumuza dahil edeceğiz, programımıza dahil edeceğiz. Stüdyomuzda kıymetli bir misafirim var. Şair, yazar Hakan Aslan Benzer, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, keyifler teşekkür nasıl? Ederim, hamdolsun, sizi sormalı. Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Birçok bölümü geride bıraktık biz, yaklaşık 110 bölüm oldu programda. Sizinle de çok daha öncesinde yine bir program yapmıştık. Hı-hı. Epik şiirden bahsetmiştik, onun üzerine konuşmuştuk. Bayağı zaman oldu, aradan bayağı evet. Vakit geçti. Birçok meseleyi işledik programda, birçok konuya değindik, şiire dair, edebiyata dair. Geçen sezonda birçok yine konuğu misafir ettik stüdyomuzda. Oradan hatırda kalanlar diye bir VTR de hazırladık programın başlangıcında. Konuya girmeden önce, başlamadan önce de o VTR'mizi izleyelim, ardından devam edeceğiz. İki mısra arasında bir hayat var. Şiirin ilk dizesini yazmak zorken öykünün son cümlesini bitirmek zordur. Biz edebiyat aracılığıyla ötekini tanırız. Ölümsüz eser esas insanın kendisi. İnsan nereye gideceğini bilmek istiyor. İşte bu karmaşıklığın içerisinde söylenmiş bir şiir. İnsanların çoğu yarı deli ve yarı iradelidirler. Bir gün birisi bize gelip neden yazıyorsunuz diyor. Ya içimi koyacak başka bir yer bulabilsem yazmaya ihtiyaç duymazdım. Bir hikayen varsa yaşıyorsun. Yaşanan şey kaderdir. Mesela hayat, tabiat bir yazılı metin olsa hangi türe benzetirdiniz? Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum. Oysa ben deşilen bir yaranın nereye akacağını bilmeden ellerim ceplerimde bir gitmek sakladım. Ayrılık mı ölüm mü daha ağır diye sorarlar. Ayrılık hepsinden daha ağırdır. Allah kalbi kırıklarla beraber. Hayat bir ağacın gölgesinde birkaç saat konaklamaktan ibaretmiş. Biz gitsek de dünyadan adımız kalsın. İki mısradan hatırda kalanlar diye arkadaşlarım sağ olsun güzel bir video hazırlamışlar, VTR hazırlamışlar. Şimdi biz genel olarak da birçok konu işledik ama eleştiriye pek yer verememiştik. Hı hı. Siz de bu konuda uzmansınız diyebiliriz aslında. Birçok çalışmanız var eleştiriyle ilgili. O yüzden bugün biraz eleştiriden bahsedelim istedik. Şimdi eleştiri deyince ilk başta da akla Nurullah Ataç geliyor. Tanzimat dönemi geliyor. Maalesef. Tanzimat dönemiyle başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Bunları biraz daha detaylandıracağız ama şimdi eleştiri demeden önce İlk bir şiir diyelim istiyorum. O yüzden biz o önünüzdeki cam fanusa şiirle ilgili bazı tanımlamalar var. Bilmiyorum bugüne hangisi şiir denk lotosu. Düşer. Evet, bir tanesini seçmenizi rica edeceğim. Evet. Dur, gözlüğümü takayım. Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirle ilgili sözleri. Şiir sözcüklerle güzel biçimler kurma sanatıdır. Hangi sözcük, hangi sözcükle yan yana geldiğinde nasıl bir ışık ortaya çıkar? Bunu bilmek gerekir. Bu da Tarancı'nın şiirini çok güzel anlatıyor. Tarancı lirik şiirde bayağı usta bir şairdir biliyorsunuz. Yani Türk şiirinin en güzel lirik şiirlerini yazanlar arasında Cahit Sıtkı Tarancı ve Ziya Osman Sabah önlerde bir yerdedir yani. Yani büyük bir şiiri yoktur Tarancı'nın ama çok tatlı güzel şiirleri vardır yani. Evet. Ve bu şiiri tıpkı müzik gibi. Şimdi notaları rastgele arka arkaya dizseniz müzik olmaz. Şiir de öyledir yani. Kelimeleri rastgele dizdiğinizde şiir olmaz yani. Onu duymanız gerekir. Bilmek gerekir diyor. Sadece ona belki itiraz edebilirim. Bu bir bilgi değil. Bu bir duyuştur yani. Hı hı. Ama zaten Tarancı da muhtemelen o bilgiyi şairin özel bilgisi olarak kastetmiştir yani. Evet. Peki şimdi şair, şiir ve eleştiri diyoruz. Özellikle Tanzimat döneminde bu terimle karşılaşıyoruz. Hatta Namık Kemal önce muhakeme diyor, hı hı, eleştiri için. Sonra kusurları ortaya koyma anlamına gelen muahize kelimesini kullanıyor. Sonrasında yerine tenkit ve eleştiri olarak da günümüze, hı hı, kadar geliyor. Peki biz bu adlandırmalardan hangisini kullansak daha doğru olur? Ya bugün
Ya ben gençken muhakeme kelimesini çok seviyordum ve kullanma, yani neden mesela bunu terk etmişiz? Aslında en doğrusu muhakemedir yani. Çünkü yaptığımız şey eleştiride bir metnin bütün ağırlığını tartmak. Yani iyi tarafını, kötü tarafını, sadece o değil yani. Kim bundan etkilenmiş, kim kimi etkilemiş? Tam bir muhakemesini yapmak aslında. Fakat daha sonra işte bu iyi tarafını kötü tarafını ayırmak manasında muayezeyi kullanıyor. En son işte sarraflık terimi olan tenkit seçilmiş ama o da yaşamamış. Dilin değişimiyle ilgili bir şey. Bence bugün artık eleştiri dendiği için, yaygınlaştığı için oldukça da kötü bir kelime. Yani şey anlamda, fonetik anlamda da çok iyi değil. Ortaya çıkmış elekten gelen bir şey yani böyle eleştiri. Evet. Veriştiri falan diye dalga geçilen bir kelime zamanında. Ama kalan o olmuş. Fakat gene şöyle bir şey var. Günlük dilde eleştiri birisini muayene etmek anlamına geliyor. Birine verip veriştirdiğiniz zaman işte onu olumsuz yanlarıyla, herhangi bir şey olumsuz yanlarıyla ifade ettiğinizde buna eleştiri deniyor günlük hayatta. Ama eleştiri bu değil. Eleştiri dediğimiz şey bir metnin edebiyatta, yani bu edebiyat eleştirisine bahsediyoruz. Ama felsefede de böyledir. Çok farklı değil. Eleştiri, yani bir metnin ağırlığını tartmak manasındadır. Yani iyi tarafını, kötü tarafını, zayıf tarafını, güçlü tarafını ve kendi iç özelliklerini ortaya koymaktır. Aslında yine muhakemesini yapmak. Fakat kelime olarak baktığımızda eleştiri, yani onu kabul etmekten başka çaremiz yok. Halk edebiyatında taşlamaydı mesela. Yani şimdi eleştiri dediğimizde çok kötü bir şeymiş gibi dalgalanıyor. Yani kulağa öyle gelen bir cümle aslında. Muhakeme dediğimizde biraz İnsanın daha orta yolu bulmak gibi. İnsanın nefsi var çünkü yani de. Kimse muayene edilmek, eleştirilmek istemez. Yazdığınızın beğenilmemesini tercih etmezsiniz yani. Ve Türkiye'de bu biraz şey, alınganlık boyutundadır yani. Farklı yönlere de çekilebiliyor kimi zaman. Ben mesela hakkında yazdığım akranlarımla şöyle bir ilişki kurdum. Çok yakın olan bir iki kişi hariç tanışmadım insanlar hakkında yazdım. Hatta mahsus tanışmadım hakkında yazabilmek için. Çünkü biriyle tanıştığınızda bir süre sonra o yazınızdan, yani sizin onun hayranı olmadığınızı anlıyor. Eleştirmen kimseye hayran değildir bu arada yani. Benim mesela şiir okuyuşumda, hani diyeyim ki siz şiir okursunuz, nahaz duyarsınız. Ben sadece şeyleri görürüm. Yani iyi mi değil mi onu görürüm yani. Çok fazla zevk almam. Şey gibi yani, biraz hani böyle doktorun artık insan vücuduyla ilişkisi gibi yani. Bu işe çok alışmış olmak gibi, evet. Şiiri ameliyat ediyoruz tabiri caizse yani okurken. Bir de tabii çok fazla şiir okuyunca da insanın artık sezgileri de güçleniyor. Yani ben uzun uzadıya mesela bir şiir iyiye mi gidecek, kötüye mi gidecek birkaç sıradan anlayabiliyorum yani. Yani vakit kaybetmiyorsunuz artık. Hiç kaybetmiyorum. Okurken. Ama çok fazla kötü şiir okudum yani. Yani bu konuda benden daha fazla kötü şiir okuyan yoktur muhtemelen yani. Evet, çok şiir okuyunca kötülere de denk geliyordur mutlaka. Çoğu kötü zaten. Bu da normaldir yani. Hani her işin çoğu kötüdür yani. Ya evet, şimdi şiir yazmak herkesin harcı da değildir. Yani iyi şiir yazabilmek, öyle söyleyeyim en azından. Yani şöyle, Türkiye'de diyelim ki yılda 300 tane roman yayınlanıyorsa, sadece şiir değil yani, ama 300 tane roman yayınlanıyorsa ve bunların 10 tanesi iyi romansa, aslında çok karlı bir iş bu şey açısından, edebiyat açısından yani. Şiirde de böyledir yani, yılda işte diyelim ki işte 100 tane, 150 tane şiir kitabı yayınlanırken bugün 1000'in üzerinde kitap yayınlanıyor. Kendin de yayınlayabiliyorsun çünkü işte dijital imkanlar arttıkça şiir kitabı işte sürekli şey diyorlar yani, matbu öldü, işte şiir öldü. Ya bir de onu şeye, sahaya bakmak lazım yani. Şiir ölmez kolay kolay. Yani insanların şiir ilgisi devam eder. Okuyandan çok yazan olduğu iddia edilir. Belki o yüzden yani niteliksiz şiirlerin çıkma oranı o yüzden artmış taklittir olabilir. Taklittir tabii. Yani insan mimetik bir varlıktır. Okumaktan çok yazmaya çalışmakla da ilgili. Yani çok fazla şey bilmeden, şiir zeka ürünü aslında mesela. Bilgiyi de gerektirir. Yani ulusal şiiri ve uluslararası şiiri bilmek gerekir mesela yazmak için, ama şimdi girişte böyle bir şart olmadığı için, yani 15 yaşında oturup yazabilirsiniz yani, bunun önünde bir engel yoktur yani. Bunu hatta yayınlayabilirsiniz de. Sevilen, desteklenen de bir şeydir yani. İşte şarkı sözü gibi şiirler yazabilirsiniz veya belli bir şairin taklidi şiirler yazabilirsiniz. Allah'tan bugün artık aruzla yazanlar çok fazla değil yani. En azından serbest şiire geçtiler yani.
Evet, yani serbestçiyi biraz daha herkes için daha kolay sayabilecekleri bir alan içeri. Aslında hiç değil ama değil, evet. Öyle görünüyor. Serbest şiir pek serbest bir şiir değildir yani. Evet, doğru söylüyorsunuz. Şimdi Cumhuriyet döneminden de devam edelim. Özellikle eleştirinin çok yoğunluklu olarak yapıldığı bir dönemden de bahsediyoruz. İkiye ayrılıyor: öznel eleştiri ve nesnel eleştiri. Nurullah, biz eleştiri dediğimizde programın başında da söyledik, aklımıza Nurullah Ataç, Suud Kemal Yetkin gibi isimler geliyor. Ama orada öyle bir şey oluyor ki o dönemde bunlar artık eleştirel deneme olarak adlandırılıyor. Yani ne oluyor da onlar sadece eleştiri değil de eleştirel deneme olarak adlandırılıyor? Eleştirel deneme bizim düşünürken, edebiyat üzerine düşünürken, özellikle edebiyatçıların kendilerinin, Nurullah Ataç gibi dışarıdan yazanların değil, ben ona eleştirmen diyemem, onu söyleyeyim baştan. Denemecidir yani. Çünkü eleştirmenin ihtiyaç duyduğu tutarlılığa sahip birisi değildir. Bir gün işte divan şiirini över, öbür gün yerer. Bu eleştirmenin yapmaması gereken bir şeydir. Öznel eleştirmen veya yaptığı şey öznel eleştiri değildir. Başka bir şeydir, onu belki konuşuruz yani. Eleştirel deneme aslında bizim Namık Kemal'den beri, düz yazımızın modern biçim ortaya çıktığından beri, hı hı, yazdığımız en yaygın tür düz yazı anlamında. İçinde belli derecede bilgi olan ama işte yazarın kendi kaprisini de içeren, yazarın kendi öznelliğini de içeren bir yazı türü. Çok uzun olmaz, çok da kısa olmaz. Yani gazete, fıkra denen, eskiden fıkra denirdi. Gazete köşe yazısı kadar, işte diyelim ki birkaç yüz kelimeden ibaret değil. Ama böyle makale dediğimizde işte aklımıza gelen 20-30 sayfalık, işte her şeyi ispat etme, her şeyi delille gösterme çabası içindeki metin de değil. Yani referansları var, belli derecede bir okumayı gerektiriyor. Ve edebiyatın içinde belli bir meseleyle ilgili şahsın kendi görüşü. Ama bu şahıs herhangi bir şahıs değil, yetişmiş bir edebiyatçı. Bu Namık Kemal'den beri, diyelim ki Namık Kemal'in işte Lisan-ı Osmani'nin edebiyatına Şamil Münazat gibi bir şey yazısı vardır mesela, meşhur. Evet. Şimdi o bir eleştirel denemedir. Çünkü herhangi bir işte tamamen şahsi bir yazı değil. Ama her şeyi delillendirme, ispatlama gibi bir şey de yok. Yani öyle bir yükümlülük de getirmiyor kendisine. Çok fazla öznel görüş var. Denemesel görüş. Yani diyelim ki işte edebiyatın çok yenilendiği bir dönemin ürünü zaten. O günden itibaren en yaygın tür, yani eleştiri diye bildiğimiz şiir üzerine, genel olarak yani edebiyat üzerine yazıların hep geçtiği şey eleştirel denemedir. Sait Faik nereden çıktı? İşte dönemdaş oldukları için belki. Nurullah Ataç'ın durumu çok farklı. Nurullah Ataç tamamen şey, yani ideolojik nedenlerle daha önceki dönemin şiirinin işte etkisini, toplumdaki kültürel etkisini işte ortadan kaldırabilmek için kendi zevkinin aleyhinde diyelim. Çünkü eleştirmenin özneli şudur: ben şundan hoşlanırım. Ben mesela Behçet Necati Gil tarzı şiirden hoşlanmam yani. Yani diyelim ki bunu ben böyle yazmadım yani, ama yazacak olsam mesela işte Necati Gil'den neden hoşlanmadım yazmam. Mesela açıklayıcı olur. İşte belli insanlar nezdinde karşılık bulur. Ama özne olur. Yani neden hoşlanmadığımın tarifini yapmak bile bir şeydir, yani bir katkıdır. Şimdi Nurullah Ataç denen adamın yaptığı şey bu değil. Nurullah Ataç divan edebiyatına hoşlanan, daha işte diyelim ki eski tür şiire işte yakın olan, fakat sürekli Fransız edebiyatını, Fransız kültürünü takip ettiği için, ama yüzeysel bir şekilde takip ettiği için her gün görüşü değişen biridir. Ben şimdi mesela yakın zamanda Adnan Menk'i bir daha okudum. Adnan Menk'in toplanmış yazılarını. Nurullah Ataç'tan çok daha ileride bir yerde zannediyordum ben onu. Daha olgun bir yaştayım, daha sakin bir şekilde okuyorum. Yok, Adnan Menk'te de, yani en son okuduğu Fransızca metnin etkisinde. Bunu bir kabul etmek lazım. Şu anda aslında mesela benim birkaç dakikadır yaptığım şey eleştirel deneme diyebiliriz. Çünkü belli bir şeyi var, belli bir altyapısı var. Ama çok öznel bir konuşma bu. İşte bunu ispatlarsam eğer, bu işte eleştirel, nesnel eleştiri olur. Peki neyle ilgili bir sorun oluştu da eleştirel deneme oldu? Yani bir adlandırma sorunu mu vardı, ortak bir
görüş birliği mi yoktu? Yani şimdi türlerin adlandırılması yani bazen zordur ya. Yazı olunca işte nerede yazıldığına bağlı olarak isimlendiriliyor. Yani diyelim ki işte genel olarak yazı deniyor. Yazı da enteresan bir ifade. Daha önce olmayan bir şey. 1930'lu yıllarda diyelim ki Nazım Hikmet yazı derken şiiri de dahil ediyor mesela. İşte ya, en son yazılan şey manasında yazının gerçek manası da budur yani. Şiirde bir yazıdır mesela. Ama biz yazı dediğimizde düz yazının da tamam. Yani yazı dediğimizde sanatsal olmayan metni kastederiz yani. Asıl sanatsal da olabilir. Deneme de dahil buna çünkü. Deneme ve eleştiri kastediyoruz. Bunun türler zaman içerisinde oluşuyor. Biz biraz bu konuda diyelim ki şiirimiz Batı'dan etkilenmekle beraber kendi yolunu bulmuştur. İşte hikayemiz için de belki bu söylenebilir. Ama iki tür yani Türkçe'de eleştiri, hadi denemeyi de tür sayacak olursak eleştiri, deneme ve roman Batı etkisini denemeyi daima... Denemeyi tür saymıyor muyuz? Efendim? Denemeyi tür saymıyor muyuz? Yok, tür saymamak anlamında değil. Yani denemede çok başarılı bir millet değiliz o bakımdan yani. Çok yani İngiliz denemesi, Fransız denemesi tarih içinde veya bugün çok yani George Orwell mesela çok müthiş bir denemecidir. Türkçe'de mesela diyelim ki onun karşılığı olabilecek. Yani şair olarak diyelim ki bana ister Rus edebiyatından, ister Afrika edebiyatından, Batı edebiyatından, nereden, tarihten veya günümüzden hangi şairi gösterirsen göster, onun ağırlığını tartacak bir Türk şairi koyarım yani masaya. Herhangi bir insan yani bunu bilebilir yani zaten. Çok yaygın bilgi bu. Ama işte denemeci deyince mesela diyelim ki D.H. Lawrence kadar iyi denemeci bizde kim var? Yok yani. Hani bizim denemenin bir dönem çok pompalanması. Nuri Ataş denemecidir zaten. Evet, denemeci oldu. Kimliğiyle de biliyor. Bunu yapmaların nedeni şu. Geçmiş kültürü yok etme çabası. Ve yeni bir insan modeli ortaya koymak. Hatta o dönemde yayınlar vardır. Yeni adam, yeni insan. Sürekli böyle bir çaba içindeler. İnsanı sıfırdan yapabileceklerini zannettikleri için denemenin de buna faydası olacağını görmüşler. Çünkü baktıkları zaman Rönesans sonrası denemesinin, yani Bacon'ın da veya işte Montaigne'deki denemenin işte yeni insanın ifadesi olduğunu düşünmüşler. Hümanizmle bağlantıyı bir şekilde kurmuşlar. Hümanizmin çok derin bir işte bugün humanities denen beşeri bilimlerle de ilişkili olduğunu, bunun içinde tarih bilgisi, yani Nurullah Taş ne biliyor diye sorduğumuzda, tarih mi bilir? Hayır, bilmez. İşte hani fen bilimleri mi biliyor? Onu da bilmez. İşte edebiyat tarihini mi çok iyi biliyor? Hayır, çok iyi bilmiyor. Ne biliyor bu adam? Öyle değil işte mesela. Montaigne veya Bacon için bunu söyleyemeyiz. Onlar bilgi sahibi insanlar. Yani şimdi deneme yazmanın bilginin dışında bir şey olduğunu zannediyor. Yani kendinden bilgiyi, ben bir insan olduğum için bana öyle geliyor ki ile, bizde deneme öyle anlaşılıyor. Bana öyle geliyor ki. Ya bir sana öyle gelemez. Çünkü sen bu konuda bir deneyime, bir görgüye, bir bilgiye sahip değilsin. Yani bir laf var ya çok yaygın. Hani bilgi sahibi olmadan işte fikir sahibi olmak diye. Deneme bizde genelde bunun ifadesi olmuş. Ha, iyi denemeler yok mu? Bence Cemal Süreyya'nın... Deneme de biraz bana göreyle şekillenen de bir tür. Onunla da ilgili olabilir mi? Ama bana göre olabilmesi için önce bir ben olması gerekiyor. Hümanist olmak da zor iş. Çünkü o manadan şimdi Batı'da yani olan bir şey hümanizm. Nasıl oluyor? İyi yetişmiş insanlarla oluyor. Yani sokaktan geçen birisi hümanistim dese bir şey fark etmiyor. Bizde öyle değil. Yani bizde hümanist olmak için bir görgüye, bilgiye, deneyime çok fazla sahip olmak gerekmiyor. Fransızca gazete okuyabilmek yeterli mesela zamanında. Şu anda zaten ona da gerek yok. Yani ben sürekli dergi çıkardım. Bugün internet sitesi yürütüyorum. İşte diyelim ki genç insanlar, özellikle de işte kadınlar mesela, yani içlerinden gelen şeyi yazdıklarında onun edebiyat olduğunu düşünüyorlar. Şimdi böyle bir şey var, böyle bir rahatlık var. İşte Ataç gibiler bunu sağladılar Türkiye'de. Ama bunu işte yeni bir şey inşa ederek yapmadılar. Eskiyi yok etmeye kalkarak yaptılar. Ama eski onlardan intikamını çok fena bir şekilde aldı. Çünkü Nurullah Ataç garip şiirini destekleyerek çok doğru bir noktada durdu kendi açısından, kendi ideolojisi açısından. Çünkü garip şiiri küçük insanın, o zamanın tabiriyle, küçük burjuvanın tabiri caizse, daha genel bir şekilde bakacak olursak, ifadesi olan bir şiirdi ve çok mondendi, çok sekülerdi. Gelenekle hiçbir bağ kurmuyordu güya.
Ama kendi içinde bile baktığınızda yavaş yavaş böyle hani İstanbul'da Boğaz içinde bir garip Orhan Veli'yim ifadesinde bile o gelenek kendini hissettirmeye yeniden başlar. Ve Ataş da kızmaya başlar. Ama sonra ikinci yeni gelir ve böyle bir şey gibi, yani bir okyanus gibi şeyi süpürür yani. Hani Nurullah Ataç'ın yapmaya çalıştığı şey onun altında kalır. Çünkü artık Sezai Karakoç'ta, Cemal Süreya'da zaten bayağı küfrediyormuş yani bunlara. Nereden çıkardınız bunları falan diye. Şeyi Muzaffer Erdos'u aramış Nurullah Ataç. Bu Cemal Süreya denen şahsın nereden çıkardınız falan, başımıza bela ettiniz falan diye. Çünkü Cemal Süreya'da baktığınızda bir Orta Doğululuk ve bu derin bir Orta Doğululuk geçmişi olan bir medeniyet yani, ama Batı'ya ait olmayan, kendi özgün coğrafyasına ait olan medeniyetin ürünü bir şey, bir şahıs ve bir şiir vardır yani. Hı hı. Ha, büyük bir şair midir Cemal Süreya? Çok mu önemlidir? Bu başka bir konu ama Nurullah Ataç'ın istediğinin olmadığı çok bellidir ve Cemal Süreya işte şimdi Orhan Veli'yi sürekli şeyde gündemde tutmalarına rağmen, Nazım Hikmet'i sürekli gündemde tutmalarına rağmen ikinci yeni müfredata sokmadılar mesela, ikinci yeni. Yani Nazım Hikmet daha 1930'lu yıllarda müfredata girdiği, yani kendi 30'lu yaşlarında müfredata girdiği halde bugün öyle bir şey ki bir okuma parçalarında falan benim kuşağımın şiirlerini falan bulabilirsiniz şeyde. İşte lise müfredatında mesela. Üniversitede diyelim ki işte benim ben 50'li yaşları yaşıyorum. Biraz şey şanslıyım yani o bakımdan. Bizim kuşak biraz daha şanslı. Ama ikinci yeni şairleri müfredata hiç girmediler. Üniversitede haklarında çalışma çok, yani onlar göçüp gidene kadar yapılmadı. Hani 90'lara kadar inkar edilen bir şey. İşte bu Ataç etkisinden. Yani Ataç tek başına bu etkiyi sağlamıyor. Geçmişinden bu ülkeyi koparıp, insanlarını koparıp tamamen batıya odaklanmış bir geleceğe bu toplumu götürme şeyi, çabası. Ki yani bugün hala bu çılgınlar gibi inanan insanlar var yani. Ama bunun edebiyatta hiçbir karşılığı yok. Yani Orhan Pamuk geldi. Mesela şeyde, romanla bitirdi onu. Tahsin Yücel ile Orhan Pamuk zıtlaştıkları zaman 80'lerin sonunda, 90'ların başında. En son Kara Kitap geldi. İşte Kara Kitap'la beraber, yani Orhan Pamuk daha az seküler değil. Mesele o değil. Gelenekle bağ kurdu. İbn Arabi'den bahsetmeye başladı. Yani şeyle, kalenderlikle, daha doğrusu nasıl söyleyeyim, bektaşilikle. Gelenekle bağ kurmazsanız neyden bahsedeceksiniz ki bir süre sonra mesela? İnsan otomatikmen oraya doğru evriliyor bir şekilde. Ama şey var yani işte hani ben selamun aleyküm demem, günaydın demem, hı-hı, diyenler hala var yani. Edebiyatta da var. Yani işte çok enteresandı. Ben 90'lı yılların sonunda mesela Allah kelimesini kullandığımda bana kızmışlardı yani. Hani Tanrı, sağcı şairler, muhafazakar şairler, hani Müslümanlığıyla bilinen şairler dahi Tanrı kelimesini kullanıyordu. Allah kullanılmıyordu. Ben hiç Tanrı diyen birisi değildim. Günlük hayatta hep Allah diyorum. Evet, aslında o da Türkçe bir kelime bakıldığında ama. Hayır, bir sorun yok zaten. Hı-hı. Ama ben Tanrı demiyorum günlük hayatımda. Evet. Hani Tanrı seni korusun demiyorum yani. Evet. Allah korusun, Allah muhafaza diyorum. Bunun ben şiirde niye söylemiyorum dedim. Hani şiiri zaten günlük dille yakınlaştırma çabası modern şiirin temel güdülerinden biridir. Hem bizden batıda ve Türkçe'de çok başarılı olmuştur bu tarafı. Ben Allah dedim, ondan sonra şey yani bir nevi böyle hani şöyle bir risk içeriyor bu tür tavırlar yani. İşte gelenekle bağ kurmak değil. Yani o kadar dünyevi görünmezsen eğer, o kadar seküler görünmezsen eğer, bakmayın yani ikinci yenide ve ikinci yeninin takipçilerinin hala o şeydir yani, böyle buram buram bir sekülerlik vardır. Çünkü şair sayılmanın ölçüsü odur. Ben dedim ki ben kendim karar veririm. Benim şair olduğuma başkası niye karar versin ki yani? Ne hakla yani? Hani ben diyelim ki işte Fuzuli ile aynı dilin şairiyim. Kimin ne haddine benim kelimelerimi şey yapmak, limitlemek yani, sınırlamak. Ondan sonra zaten... Şiirden bahsediyoruz zaten. Öyle olmayan bir alan. Ya bir de şey tabii yani ben biraz kuvvetliydim. Eleştiri de yazıyordum. İşte dolayısıyla da şey oldu. Bir noktadan sonra bir de bir görüş ortaya attım. Şiiri epikleştirme yolunda yani. Yeniden yazılabilecek bir epikten bahsettim. Modern günümüz, hı hı, problematiğini
içeren ve tartışan bir epik şiir olabilir gibi bir şey, bir yola girdim. Yani teori var, eleştiri var, şiirin kendisi var. Dolayısıyla da artık şey, yani zaten biraz elimde kaldı benim. Yani bu bakımdan. Kimsenin çok fazla hazır olmadığını görünce, şimdi yabancı dil bana çok faydalı oldu. Ben Bilkent Kütüphanesi'nde çok uzun yıllar başka bir şey yapmadan kitap okudum, dergi okudum. Yani Batı teorilerini ve eleştiri akımlarını falan da biraz müşahede ettim yani. Yani o bir tür yani lisansüstü bilgisine sahibim ben o manada yani. Hani İngiliz filolojisinde eleştiri yüksek lisansı doktorası yapmış kadar biliyorum yani. Tabii ki disiplinli bir şekilde yapmadım. Dolayısıyla da o başka bir şey ama yani eleştiri bugün zaten temelde üniversitede olması gereken bir şey. Bizim Türkoloji bölümleri yani Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri hala işte biyografi yolunda devam ediyorlar. Yani işte yok o evde yaşadı mı, bunun kız kardeşin adı neydi falan gibi meselelerle uğraşıyorlar ve çok fazla biyografi merkezli bir düşünceleri var. Yani bunu bir türlü kıramadılar, bir türlü aşamadılar yani. Biyografi merkezli düşünce de 19. yüzyıla ait bir düşünce ve yine Batı'ya ait bir düşünce. Yani şairin ve genel olarak yazarın şahsiyeti etrafında eserini tanıtmak, eserini ona bağlamak, onunla ilişki kurarak yani nasıl bir adamdı, öyle bir eseri vardır mantığıyla hareket etmek. Bu özellikle şöyle diyelim, yani modernliğin yani 19. yüzyılın sonunda ortaya çıkan o bir tür şey devrimi vardır, nesnellik devrimi diyebiliriz yani. İşte diyelim ki psikolojide Freud diye birisi çıkıyor. Diyor ki sistem vardır. İşte nedir? İd, ego, süperego hani. Hı hı. Psikolojiden anladığım için söylemiyorum. Yaygınlaşmış bilgi olduğu için söylüyorum. Bunun sosyolojide karşılığı Emil Durkheim'dir. Yani ben sosyolog da olduğum için onu biliyorum mesela. Şaşırarak bakıyorum. Çünkü dil bilimde de Ferdinand de Saussure diye bir adam var. O da diyor ki yani dil bizim şahsen uydurabileceğimiz bir şey değil. Bir yapı var altta. Şimdi bu altta bir yapı olduğu, bir sistem olduğu fikri 19. yüzyılın sonunda sosyolojide, psikolojide yani beşeri bilimlerde, dil bilimde bu çok esas önemli olan budur. Eleştirinin tarihinde o 19. yüzyılın sonunda özellikle Saussure'un dil bilimi, Freud'un işte psikanalizi, Durkheim'in sosyolojisi bunun temelini oluşturur. Bu sonra işte diyelim ki Batı'da bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıldı. Üniversitelerde ve üniversite dışında. Bizde de işte ataş diyoruz. Yani çok aslında böyle utanmamız gereken bir durum bu yani. Yani Göztürk'ü konuşmamız gerekiyor. Belirli bir isim öne çıkmış aslında. Yani o dönemde hiç eleştiri yapmayan ya da eleştirel deneme yazmayan yok değildir yani. Mutlaka o dönem yazan vardır. Şöyle, ama bizde sanki belirli isimler öne çıkmış bu Hüseyin Cöntürk'ü dair. Konuşmamız gerekiyor. Evet, Hüseyin Cöntürk'e gelecektim tam da. Çünkü aslında bu durumu tam tersine çevirmeye çalışan son bir isimden bahsediyoruz. Son olarak söyleyeyim yani. Ataç kesinlikle eleştirmen değildir. Ataç'ın eleştiriyle bir alakası yoktur yani. Ataç denemeci. Üstelik de çok başarılı değil denemede. Özel eleştiri anlayışına karşı çıkıyor. Yani genel bir eleştiriden bahsediyorsak eleştiri sadece nesnel mi olmalı? İkiye ayırıyoruz ya öznel eleştiri, nesnel eleştiri. Ya, öznele karşı çıkmamızın sebebi tek... Bu 60'ların bir tartışması. Yani çatı altında toplamak. Göntürk işte 10 yıl işte okuyor. Ben Göntürk'te çalıştım bir süre yani. Göntürk işte İngilizce bilgisi sayesinde. Çünkü Göntürk aslında... hidrolik mühendisidir, işte hidrofizik mühendisidir ya da neyse işte mühendis adam yani. İşte mühendis olunca nesnelliğin kıymetini biliyor. Çünkü mühendislik nesnel bir iş. Keyfinize göre mühendislik yapamazsınız yani. Bu işin temel diyelim ki işte matematiksel değerler üzerine kurulu bir şey. Öyle bir kişiliği de olduğu için bu işte yeni eleştiriyi fark ediyor. Okurken o dönemde 50'li yıllarda işte bir nevi son demlerini yaşayan İngiliz-Amerikan yeni eleştirisi, neokritisizm fark ediyor. Şimdi bu neokritisizm metne yakından bakmayı teklif eden bir şey ve biçimci. Yani diyor ki bir şairin niyetinin ne olduğu önemli değil. Önemli olan metnin bana ne söylediğidir. Genel mantığı budur yeni eleştirinin. Bunu Göntürk mevcut şeyde de Ataş işte bana öyle geldi ki ile işte şey yapıyor, eleştiri yapıyor. Bunu Türkçe'ye nasıl yerleştirin diye 10 yıl çalışıyor. Daha sonra Eleştirmeden Önce diye bir kitabı var. Ki o kitabın ismi de
eleştirmeden önce manasında değil. Yani fiilin ismi anlamında eleştirme değil. Eleştiri manasında eleştirme deniyor. Daha kelime oturmamış. İlk teklif eleştirme. Zaten mantığı da olur. Yani fiilden isim yapmak isterseniz eleştiri demezsiniz. Eleştirme dersiniz. Eleştirmeden önce, yani before criticism, yani İngilizce düşünmek daha sağlıklı olabiliyor bazen maalesef. İşte bu kendisi bir sistem oluşturmaya çalışıyor. Yani şiirin içiyle dışını nasıl ayırt edebiliriz? Yani sen ben farkı olmaksızın öğretildiğinde herkesin yapabileceği bir şey anlamında eleştiriyi ortaya koyuyor. Ya bir tür eleştiri ekolü yaratmaya çalışıyor ve gençleri de yetiştiriyor. Fakat işte bir nevi edebiyat mafyasının, o ideolojik bir şey, kendisiyle aynı ideolojiye sahip olan insanlar olmasına rağmen, yani modernist, sekülerist bir çevrenin içinden çıktı o da yani. Genellikle onun da problemleri vardır. Ama işte yok sen işte, yani baktıkları zaman çünkü birini öne çıkarıyorlar. Yani diyelim ki Ceyhun Atıf Kansu tartışması olmuştur Cemal Süreya ile Cön Türk arasında. Gülten Akın tartışması olmuştur. Şimdi Ceyhun Atıf Kansu büyük bir şair değil. Yani bugün bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ama bunu 60'larda söyletmezlerdi. Çünkü o çevrenin işte öne çıkan bir figürü. Yani diyelim ki Türk şiirinin patronu benim diyor şey Dağlarcı. Yani ben de gülüyorum buna yani mesela. 90'larda hani genç bir şairken de gülüyordum yani. O Dağlarcı hayattayken de ciddiye almıyorduk biz onu yani. Ama o ideolojik çevrede aksini söylemeniz yasaklıdır. Yani o mahallede bu şeydir, zor bir iştir. Cön Türk yanlış mahallede dünyaya geldi. Yani o solun içinden çıkmasaydı çok daha ciddiye alınırdı bence. Yani işte en azından Mehmet Kaplan'ın ciddiye alındığı kadar yaşardı. Üniversite müfredatına konu olurdu. Daha etkili olurdu. Maalesef 1955 ile 70 arasındaki büyük gayretine rağmen en son pes ediyor zaten. Mehmet Fuat çevresi bunu yıldırdığı için. Çünkü onların adamlarını şimdi eleştirdiğimiz zaman bizde de öyledir yani. Bugün de öyledir yani. Dediğim gibi belli arkadaşlar. İşte medya vasıtasıyla özellikle. Yani şimdi televizyona çıkan birisiyseniz mesela şair olarak şöhretiniz daha yaygındır. Veya gazetede yazıyorsanız özellikle diğerlerine daha meşhur bir şair olursunuz. Ama bu sizin daha önemli olduğunuzu göstermez ki. Nesne eleştirme metne bakar yani. Kendisine bakmaz. Yani bu nasıl bir adam? Bu adam çok önemli bir adam. Özellikle ideolojik açıdan şiir de o zaman çok iyidir. Değil yani. İşte kimden etkilenmiş yani metin olarak. Yani hangi metin hangi metinden çıkıyor? Ve bu metnin kendi iç sistemi düzgün çalışıyor mu? Evet. İşte buna baktığımızda, buna bakmak demek, yakından okumak demek zaten. Cön Türk bunu teklif etti ve kabul etmediler. Hani bunu söyleyebilirim. Ben 2001 yılında Cön Türk özel sayısı yaptım Atlılar Dergisi'nde. O zaman adı unutulmuştu. Silmişlerdi adamı yani. 35 yıldır adı geçmiyordu yani 2001 yılına kadar. Sonra zaten şey oldu, tekrar yayınladılar ve tekrar ortadan kalktı. Yani şimdi Cön Türk'ün kitabını yayınlamaya çalışıyoruz tekrar. Yani kendi sosyal çevresinin dahi sahip çıkmadı bir adam. Sahip çıkmamasının nedeni de onların işte oyununu bozuyor. Onların tiyatrosunu işte şey sistem dışına itiyor. Yani işte Ceyhun Atıf Kansu çok büyük şair demen lazım çünkü. Neden o çevre için önemli? İdeolojik, şeyle ideolojik olarak bakmamayı. Peki öznel eleştiri yerine gelen bir eleştiri var mıydı? İşte nesnel eleştiri yani o çabaya girdi. Ama başarısız oldu. Yani ben diyelim ki Cön Türk sayısını yaptığım zaman bana işte muhalefet çevrenin çok önemli birkaç dergisi vardı. Onlardan birinin editörü şöyle dedi. Ya dedi bu çok batılı dedi. Yani fazla batılı dedi yani. Şimdi, ne açıdan? Sistematik bir eleştiri yaptığı için yani. Çünkü ben teknik terimlerle konuşmaya başladım da epik dedim, lirik dedim filan ki bunlar neredeyse ortaokul bilgisidir. Ama birçok arkadaş, benim kuşağımdan birçok arkadaş işte ya işte Fransızca gibi konuşuyorsun falan demeye başladılar. Yani cehalet öneriliyordu, cehalet övülüyordu. Allah'tan bugün tam olarak övülmüyor yani.
Ama genel olarak şu var yani, hani şiir zekayla yazılır dedim ya mesela yani. Şiir yazanların önemli bir kısmı o kadar zeki insanlar değil bugün. Bu bir problem yani. Yani şiir zeka ürünü mesela. Yani. Roman da öyle. Gerçekten çok... Eleştirme içinde bunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. Zaten şu daha kolay. Eleştirmenin zekası hemen kendini belli eder. Ama malumat çoktur. Yani anekdot anlatıp duran tipler var. Yani şimdi isim veremiyorum. Televizyon programı olduğu için. Ama hani eleştiri konuştuğumuzda hafif bir gerginlik de olacağı çok aşikar. Ya anekdotlarla falan hani şey gibi. Şu bizim şiir lotomuz var ya burada mesela. Bunun gibi yani elinde şeyler var. Yani işte Molla Cami dedi ki. Şimdi onu dinliyoruz. Yani bazı insanlar var mesela. Hani ben bir görüşe sahibim. Yani Hakan Arslan Özer bir görüşe sahip. Bunlar da bir görüşe sahip denen insanlar. Biraz haksızlık oluyor bana. Çünkü yani o insan diyor ki Molla Cami dedi ki. Şiir işte şudur filan. Yani böyle şimdi bununla ben aynı yerde niye sayılıyorum? Çünkü yani önem fikriyle ilgili. Ama o Molla Cami'yi kullandığı için. Yani Molla Cami bir şey, misal tabii. Yani şiir büyüktür falan filan diye çok laflara gerek yok. Yani şiir okuruz. Bizi etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Niye etkiliyor? Arkasındaki sistem nedir? Bunları düşünürüz ve yazarız yani. Bence John Türk bu manada bir şey, büyü bozuculuğu getirmiştir. Eleştiri büyü bozmalıdır zaten. Şiirin bu büyüsünü, şiirin içine girmeyi ilk defa biz John Türk'le yaptık. Biraz Mehmet Kaplan'la. Peki bu her türe uygulanabilecek bir durum? Yani mesela kesinlikle. Büyü bozmalı diyoruz ama şiirinde büyülü bir şey olduğunu düşünürsek mesela işte bozmalı şey mı bir şey, gerçekten? Yani ben diyelim ki işte 90'ların ikinci yarısında ilk defa şiirler yazan bir lise öğrencileriyle işte buluşmuştum. Ben de çok gençtim o zaman, 20'li yaşlarımdaydım. İşte birisinin şiirini eleştiriyorum. Metni eleştiriyorum. Diyorum ki işte ilk yazdığın gibi bırakma. Dene, sına. Hani öyle oluyor mu, böyle oluyor mu gibisinden. Değiştirerek yaz. Bir tanesi dedi ki aha şiir insanın çocuğu gibidir ama. Şimdi ben de dedim ki bazı çocuklar sakat doğar. Mesela yani. Bazılarının işte anne karnında müdahaleler yapılır mesela. Anneye ilaç verilir. Çocuk olumlu yönde etkilensin diye. Vesaire yani. Şimdi sonuçta engelli doğan çocuklar da var yani. Şimdi şeyi kabul etmemiz gerekir. Yani şiir bizim işte büyüsel bir ürünümüzdür. Şiir, şairin işte yeraltının bilgisinin anahtarları şairin işte şairdedir vesaire filan. Şiir böyle bir metafizikleştirildiği zaman dokunulmaz, ulaşılamaz bir şey oluyor. O zaman da birisi kalkıp saçma sapan bir şey yazdığında da ama o onun şiiri, ona karışamayız'a git dönüyor yani. Ve bu bir enflasyona yol açıyor. Enflasyon nedir? İşte enflasyon fiyatların işte tahmin edilemez bir şekilde artması demek. Şiir enflasyonu da şudur yani. Yani belli bir kuşak var, 80 kuşağı mesela. 80 kuşağının şairleri kimdir dediğimizde işte 750'ye kadar çıkabilir mesela. O dönemde bir enflasyon var, belirsizlik var çünkü. Otorite eğitimi var çünkü. Bizim kuşak öyledir. Toplasan 30 kişiden. Çünkü eleştiri vardır. Peki ha. Mesela bir kıstas sorsam, bilmiyorum aklınıza gelir mi direkt ama mesela kötü şiir için bir kıstas söyleseniz, şunu gördüğünüzde kötü şiirde 3 şey karşımıza çıkar. Bunu o, yani şey televizyon izleyicilerine bile söyleyebilirim yani. Şimdi şiirde en fazla bir şiirde en fazla birer kere olabilecek şeyler bunlar. Bu 3 tane sanattan bahsedeceğim. Bunlar kendi başına kötü değildirler. Ama kötü şiirin alameti farikası şudur. Bu söyleyeceğim 3 tane sanatın 3'ünü çok fazla kullanır. Mübalağa birisi. İlk mısradan son mısraya kadar mübalağa sürekli işte uçar kaçar. İkincisi telmih. Yani bizim gönderme bugün dediğimiz şey. Yani işte ya mevcut hayattaki bir şeylere gönderme, bugünkü dünyada göndermeler. Yahut da işte edebiyata gönderme, tarihe gönderme. İşte Mevlana yani uçan kaçan diyor mu işte oradan Mevlana geliyor, buradan Molla Cami gidiyor filan. Bir yandan da işte diyelim ki günlük hayattaki referans, çok fazla referans veren şiirdir. Bir de teşhis. Yani nesneleri kişi olmayan, canlı olmayan, natıka sahibi olmayan, konuşmayan nesnelere konuşma, düşünce, duygu izafe etme. Değil mi? Empati yani. Yani diyelim ki ağacın konuştuğu tarzı yani işte bu nesnelerin sanki canları varmış gibi onları teşhis etme.
İyi bir şiirde en fazla üçü birer kere olabilir. Yani nesneyi bir kere canlandırırsınız ama kötü şiir sürekli bunu kullanır. Şiire baktığınızda ismi çok önemli de olabilir yazarının. Onu söyleyeyim yani. Çok ünlü birisi de olabilir. Ama metne baktığınızda sürekli mübalağa görüyorsanız, sürekli göndermelerle yazılmışsa şiir ve sürekli canlandırmalarla, yani teşhis sanatıyla. Yani teşhis, telmih, mübalağa. Peki iyi bir şiir için bir kıstas olabilir mi? Bunların az kullanması. İyi şiir azınlıkta olduğu için ya tazelik hissi olması lazım. Ya ne diyor bu adam diye böyle bir sizi hafiften meraklandıran, yani şarkı dinlediğimizde iyi bir şarkı bizi ilk anda ikna etmeyebilir. Hı hı. Ben diyeyim ki işte beni yak, kendini yak, her şeyi yak şarkısını ilk duyduğumda bir dokundu bana, yani böyle bir rahatsız etti yani. Yani ulan her zamanki şarkılarından Sezen'in mi yoksa bir şey mi söylüyor burada? Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Hani 90'ların başındayız. Ya galiba çok iyi bir şarkı bu. Hani o his geliyor işte insana. Şiirde şöyle bir şey, net ifadeli. Ya burada ne diyor? Böyle bir kafa karışıklığı olmaması lazım. Çok mübalağalı olduğu için bilen değil. Doğrudan öyle bize değecek. Bizde bir yani tekrar hissi uyandıracak bir de. Böyle tekrar okumayı isteyeceğiz onu yani. Hani bir kere okudum tamam, kapattım. O zaman çok iyi şiir değil o yani. Okudum yani bir, böyle bir karıncalanma yaşadım yani, bir merak ettim. Hı hı. Yani o gerçekten şarkının ilk duyduğunuzda bizdeki etkisine benzer bir etki yaratmalı yani. Ama insanlarda şey var, birçok insanda özellikle edebiyatla ilgilenen, doğrudan öyle şiirin içindeki insanlar, yani şiirde şeye bakarlar, kelimelere bakarlar. En yanlış şiir okuma biçimi bu. Yani diyelim ki orada sevdiğimiz, bizi etki, yani hoşumuza giden bir kelime varsa mesela, o kelimeyi gördüğümüzde bana mesela şey diyorlardı, sen hiç İslami kelimeler kullanmıyorsun. Ben de diyordum yani hani Türkçenin tamamı İslami, neden başka türlü düşünelim yani. Ama işte o şey görmek istiyor orada, işte diyelim ki ayet, beyit vesaire. Hı. Hani bu kelimelerle avlanmamak lazım. İbareye bakmak lazım. Yani belli bir ibare, bir tamlama olur bu, bir cümle olur. Bu bizde bir şey uyandırıyorsa, yani böyle bir kulak hoşluğu uyandırıyorsa ve bize yeni geliyorsa. Ne olacak? Bizi etkileyecek ve yeni gelecek. İyi şiirin şeyi bu. İlk dokunduğu an budur yani. Evet, özellikle yeni gelmesi ve size bilmediğiniz bir şeyden bahsediyor gibi olması da hoşa gidiyor. Tabii, hem bilmediğiniz tabii. Bir şeyden bahsetmesi ve yeni bir şekilde bunu söylemesi, hı-hı, belki. Yani benim için öyle güzel oluyor bir şiir okudun, öyle iyi hissediyorum. Onu tabii söyleyeyim en azından. Tabii eksiklik duygusu yaratmazsa. Evet. Ya ben zaten bunu biliyorum diye okumazsınız ki metni. Ya tamam dersiniz, geçersiniz yani, ama sizde o dediğiniz şey önemli hakikaten. Yani o eksiklik duygusunu. Çünkü kendine öyle çağırıyor. Hani tekrar etme duygusunu uyandırma nedeni o yani. Bir itiğiniz varmış gibi. Hı hı. Sanki bir şeyi bilmiyormuşsunuz gibi. Evet. Bir şeyi kaçırıyormuşsunuz gibi. Şimdi mesela sosyal medyada trendler var. Biri çıkarıyor mesela bu trendi. Yani sonra trend oluyor. Şimdi şiirde de bu trendleri şairler üretir işte yani. Orada bir şeyi kaçırıyormuşsunuz gibi olması lazım. Evet. Şimdi 1950'lerden de bahsedelim istiyorum. O zamanlarda, gerçi sadece o zaman değil, sonrasında da bu geçerli ama özellikle gerçekçilik akımı var, toplumsal gerçekçilik, işte geleneğe karşı çıkış, birazcık bahsettik. Bu dönem dönem de oluyor yani, bir şekilde eskiyi yıkma, yeniyi inşa etme, bu bir şekilde devam etti. Cumhuriyet döneminde denenmeye çalışıldı şiirle ya da başka bir türle. Burada mesela eleştirinin düz bir zemin üzerinde kalabilmesi mümkün müydü? Yani bir şekilde sürekli bir şeyler değiştikçe eleştiri de belki sürekli değişmek zorunda kaldı. Ya da tam dediğiniz gibi oturamadı ya da bir kişi üzerinde sabit kaldı. Sosyal bir tarafı da var bu olayın. Ben İsmet Özel'e yani çok gençken, çok heyecanlıyken, epik şiir çalışırken, şimdi önemli bir şair yani, ben de tanıyorum, görüşme imkanımız oluyor. İsmet Özel'e şu soruyu sordum. Yani bana epik şiirle ilgili çalışıyorum dedim. Bana ne önerebilirsiniz okumak açısından? O da dedi ki ben senin kadar entelektüel değilim. Dedi, sonra bir şey anlattı. Yani kendi kuşağındaki adamları tarif etmek için. Ya dedi, bunlar dedi meyhanede birbirlerinden duyduklarını bilirler. Okumuyorlar dedi, manasındaki. Yani ben daha sonra işte hani okudukça anladım yani onu. Türkiye'de modern dönemde ama
modern dönem derken Tanzimat ve Meşrutiyet döneminin şairlerini kastetmiyorum. Onlar kendilerince bir bilgiye sahiplerdi. Yani diyelim ki işte bir Mehmet Akif bilgili bir adamdı. Tevfik Fikret bilgili bir adamdı. Ki çok Allame-i Cihan olmamalarına rağmen. Ama 1930'ların sonundan itibaren bir cehalet geliyor. Yani diyelim ki Orhan Veli çok bilgili bir adam değil ki, yani kendisinden sonraki kuşaklara göre gene bilgili. Şimdi 60 kuşağına baktığımız zaman, ki bizim hemen öncemiz aslında 60 kuşağı oluyor. Çünkü sonra kuşaklaşma olmuyor. Yani 70 kuşağı ona kaynaşıyor. 80'ler falan. Yani eleştirinin ortadan kalktığı bir dönem zaten bu. İşte eleştiri bir deneniyor, yani bir çıkıyor ortaya. Ama geçmişe baktığımızda Meşrutiyet döneminde şiir üzerine yazılanlara çok ciddi şeyler. Estetiği kafaya takmışlar mesela. Batı estetiğini ve öğrenmişler. Kimi Baumgartner'den öğrenmiş. Kimi işte Hegel'den o dönemde öğrenen yok ama ya bir takım metinlerden, batılı metinlerden, ciddi bir takım kitaplardan bir şeyler öğrenmişler. Hayatında bir tane ciddi kitap okumadan şiir üzerine konuşan, yazan insanlar türedi 1965'ten sonra. Şimdi bu nasıl oldu? Yani buna nasıl izin verildi? Yani işte o şeyle ilgili, yani yayınların ideolojikleşmesiyle ilgili. 1965'te hala farklı ideolojilerden insanlar ortak bir edebiyat lehçesinde buluşabiliyorlardı. Ama 65'ten sonra bu mümkün olmamaya başladı. Ta 90'ların ikinci yarısına kadar. Yani 30 sene boyunca ideolojik şey çok ön plana çıktı. Dolayısıyla da artık adam, yani şunu söyleyeyim, yani şimdi Günel Altıntaş'ın edebiyat dünyasının belirlediği bir zamandan bahsediyoruz, 1965 sonrası. O da şöyle bir şey. Şimdi bugün de mesela bir, yani Necip Fazıl'ı nasıl översin? Yani Necip Fazıl büyük şair, yani ne yapacağız yani? Hani benim onu sevip sevmememin, benim onunla aynı ideolojiden olup olmamamın çok büyük bir önemi yok. İşte Necip Fazıl, biz Atlılar dergisini çıkardık. İsmi Atlılar ya. Bazı kitap evleri şey yaptılar, kabul etmediler dergiyi. Siz Necip Fazıl'dan geliyorsunuz dediler. Başkaları da homurdandı. Ya siz Nazım Hikmet'ten geliyorsunuz diye. Şimdi bu kafanın çok hakim olduğu bir ara dönem var Türkiye'de. 1935'ten sonra aslında Türkiye'de sağ-sol ideolojisi beliriyor ama genel olarak. Asıl 1960'lardan sonra artık şey, yani hani böyle mahalle karşı mahalle, kurtarılmış bölgeler, edebiyatta da kimsenin kimseyi okumadığı. Yani bugün de devam ediyor. Yani işte diyor ki adam, işte şu şey okumayacağız. Yani okumama şey, ben bazen okullara giderim. Bana sorulan sorulardan beni en çok üzen şu olur yani. Ki birçok okulda bu soruyu özellikle muhafazakar ailelerin çocukları soruyorlar yani. İşte hocam anlattığınız işte neler okumamız gerektiğine dair bir izlenim edindik ama neler okumamamız gerektiğini bize söyleyin. Ben de her zaman şey söylerim, yani kimsenin size bir şey yasaklamasına izin vermeyin. Gerçekten böyle düşünüyorum ama Türkiye'de okuma yasaklarının olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi bu üniversitede tam yetişmemiş. Mesela Türk Dili ve Edebiyatı bölümü baktığınızda ilk doktorasını 1945'te vermiş. Mehmet Kaplan, Kenan Akyüz gibi adamlar ilk doktoraları yapanlar yani. Ha ondan öncekiler cahildi manasında değil. Sadece şu, şimdi düzen değişiyor. Batı'ya uyum sağlamaya çalışıyorsun ama bunu çok geç yapıyorsun. Yani 19. yüzyılın sonunda yapsak, mesela bu doktora işini, sosyal bilimleri işte yerleştirme işini. Ama bakıyorsun üniversite reformu yapıyoruz 1933'te. Üniversite reformunun maksadı öncekini yıkmak, yok etmek. Felsefe dilini uçurdun. Şimdi bir felsefe dili oluşuyor Türkçe'de. Ha, çok geç yani, hala böyle işte vücut ve mevcut arasındaki farkı, ki bunlar Türkçe kelimeler, Türkçeleşmiş kelimeler. Bugün ya vücut ve mevcudu kullanamadığımız için felsefede mesela Heidegger'i anlatamıyoruz yani. İşte var olan gibi bir şey yani. Hani var olandaki o olan ifadesi şey, tuhaf bir şey yani. Hani aslında varlıkla var olanı ayırmayı öğretmeye çalışıyoruz işte insanlara. Halbuki vücutla mevcuttan anlatsak kolay bir şey. Evet. Yani biraz böyle bir şey var. Yani cehaletin, ideolojik sektörlüğün, katılığın, okuma yasaklarının falan hakim olduğu bir dönem. Eleştiri gelişmiyor maalesef. John Türk ekolü var sadece. John Türk ekolünü de 1970'ten sonra susturuyorlar yani. Evet. Peki yani eleştiri manasında... Ya ben 1900... Şimdi sözünü kestim, kusura bakma. Ama 1990'ların işte ikinci yarısında şiir üzerine yazılar yazdığımda, böyle ateşli ateşli şiir hakkında konuştuğumda, kendimi eksik hissettiğim için gidip işte İngilizce teori kitapları falan
okuduğumda, eski kuşaklara baktığımda yani. Şimdi Ataç'a bir sürü salladım burada ama Ataç'ı ben biliyorum yani. Bilmek lazım zaten. O zaman mesela kendisi de eleştiri yazan şair arkadaşlardan birisi bana dedi ki bunların senin şiirine faydası ne? Hep böyle şey söylenirdi. Yani eleştiri yazma, işte eleştirmen bilinirsin, şiir çevirme, çevirmen bilinirsin. Abi nasıl yani, kültürsüz, cahil, sadece işte böyle büyüsel laflar eden birisi mi olayım? Şair böyle anlaşılıyordu. Yani şair bir tür büyücü gibi, bir tür sihirbaz gibi, kelime sihirbazı gibi anlaşılıyordu. Kelime sihirbazlığı çok yaygın. Yani sonuç ne, yok ortada. Yani hani 80 kuşağının 750 tane şairinden biri olmak gibi bir şey olurdu yani şey talihimiz. Ama yok yani hani ben şiirle beraber şiirin kültürünü de yaygınlaştırmak için elimden geleni yaptım. Yani şiir çevirdim, şiir üzerine yazdım. Ve belli oranda da bir başarı elde ettim. Yani benim kuşağımda mesela öznel bir şey değil ama bu söylediğim. Benim mesela önemsediğim şairler bugün önemli şairler. Benim kabul etmediğim şairler de pek fazla kim bıraktı, kimi de çok fazla işte biraz daha böyle nasıl söyleyeyim, tali noktada duran insanlar. Bu benim keyfimden kaynaklanmıyordu. Yetenekli adamı görmek lazım. Yetenekli adama yetenekli dersen hem senin etkin de fazla olur, hem onun daha fazla ön plana çıkmasına da yardım etmiş olursun. Eleştirinin bundan başka işlevi yoktur. İyiye iyi demek, kötüye kötü demek. Şeyi de tersine çeviremezsin. Yani Ataç'ın övdüklerine bakalım. Hatta Cemal Süreya'nın işte şahsi münasebetleri nedeniyle işte övdüğü şairlere bakalım. Neticeye bakalım bir de. Yok yani. Hani kalan o dönemden Ceyno Atuf Kansu değil mesela yani. Evet. Şimdi sona doğru da yaklaştık. Aslında başka bir şey soracaktım ama cevabı uzun olabileceği için kısa bir soru sorayım. Kendi şiirinizi eleştiriyor musunuz? Ya da nesnel bir bakış açısıyla yani eleştirebiliyor musunuz? Yani şöyle, belki işte çocukluktan kaynaklanan bir şey, benim ailemin çok eleştirel olmasından kaynaklanan bir şey. Mükemmel, narsistik bir aile benim ailem. Ben bunu psikolojik manasında söylemiyorum yani. Hani işte yaptığınız işle değerlendirildiğiniz, çalıştıkça takdir edildiğiniz bir aile. Benim altı kardeşim, altı da çok çalışkan insanlardır. Biz birbirimizle mesela çok severiz birbirimizi kardeşler olarak. Ama en ufak hatayı da çok tiye alırız. Eleştirilme korkusu çok yerleşik bir şey. Benim karakterimin parçası. Dolayısıyla benim şiirimi eleştirmemem söz konusu olamaz yani. Bunun için yani bu bilgiyle, kültürle ilgilidir. Bu şahsiyetle ilgili. Bazı adam sadece mesela sevilmek ister. Yazdığı beğenilsin ister. O biraz daha kördür. Daha iyiye taşıyor mu peki sizce? Efendim? Daha iyiye taşıyor mu? Kesinlikle. Benim ilk şiirlerimle mesela yani sonra geldiğim yer arasında çok ciddi aşamalar var yani. Evet. Yani imgeci, muğlak, ikinci yeni devamı sayılabilecek bir şiirden kendi şiirimi çıkardım. Yani bu evet, eleştirellik sayesinde oldu yani. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Daha soracak çok sorum vardı ama maalesef programımızın sonuna geldik. Tekrardan teşekkür ediyorum. BAV Televizyon'da Ekim Sıra Arası programının bugünkü bölümünün sonuna geldik. Yeni bir bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın.